Anne! Belki dolaşmaya çıktı. Buralarda bir yerdedir. Eğer ona bir şey yaptıysan seni bu dünyada hiç kimse elimden alamaz Tayyar Dündar. Yapmadım, yapmayacağım da. Sana anlatmaya çalışıyorum oğlum. Niye anlamak istemiyorsun ki? Ben bize burada yeni bir hayat kurmaya çalışıyorum. Anne. Hoş geldin oğlum. Anne. Anne, sana sesleniyorum. Radyoya çıktı, duymamışım. Sevdiğim börekten yapıyorum. Sana söyledim, evdedir, bir şeylere dalmıştır diye. Boşuna endişelendi. Affetmeyeceksin biliyorum. Ama ne olur bir şey de. Bağır, çağır, vur, kır. Canı benden çıkar. Hata yaptım. Bir cezayı hak ediyorum. Sana zamanında söyleseydim bebeğe bu kadar alışmayacaktın. Hepsi benim suçum. Kusura bakmayın, siz de yolunuzdan ettim ama haberler kötü. Allah Allah, niye hiç şaşırmadım? Atla bakalım. Yine ne oldu bakalım? Fatih'in annesi Nevin, polis evinden ayrılmış. Nasıl? Hani kapısında hep birileri bekleyecekti, kadını yalnız bırakmayacaklardı? Nasıl fark etmezler? Kadın kendi isteğiyle ayrılmış abi. E saklanması için bir neden kalmadı tabii. Oğlu kurtuldu ya. Tehlike ortadan kalktı sanıyor. Allah kahretsin ya, Allah kahretsin of. Abicim böyle bir şeyi nasıl bize söylemezler? Biz burada neciyiz? He? Kadının böyle bir talep olduğunu söyleselerdi biz de önlemimizi alırdık. Ne bileyim Ömer. Yani sonuçta Sami amirin mıntıkasındaydı görev. Dolayısıyla müdahale edemedik. Kimin hata yaptığı önemli değil Arda. Kaybettiğimiz kadın önemli. O bizim sigortamızdı. Annesi elimizde olduğu sürece Fatih Yiğit'i kendi ayaklarıyla gelecekti bize. İşte bu yüzden daha temkinli davranacaktınız siz de. Neyse. Her hata çürük eleman demek değilmiş demek ki. Yani sizin ekipte muhbir olmadığına göre bunu da yaşayıp öğrenmiş olduk değil mi? Amirim Çengelköy'e gidelim. Neden? Tayyar Dündar'la konuşacağım. Gerekirse evini didik didik arayacağım. Sakin olmalıyız Ömer. Savcılık izni olmadan o eve giremezsin biliyorsun değil mi? Amirim siz götürmeyecekseniz ben kendim giderim.
Gerekirse beni şu anda açığa alabilirsiniz. Hatta kimliğimi de alabilirsiniz. Umurumda bile değil. Tayyar'ın evine gidip beni Metin'e götürecek bir ipucu bulacağım. Bugüne kadar size acıdan başka hiçbir şey vermedim. Kendime olan öfkemi sizden çıkarttım. Çok haksızdım biliyorum. Oğlumun benden nefret etmesinin de mahvettiğim hayatının da tek sorumlusu benim. Hata ettim. Çok, çok hata ettim ama bunu anladım. Yalan da olsa bunları senden duymak sonuçta güzel bir gelişme. Şimdi çektirdiğim acıları unutup tertemiz bir sayfa açmanızı, birdenbire beni bağrınıza basmanızı beklemiyorum sizden. Ama bana bir şans verirseniz size çektirdiğim bütün acıları unutturacağım. Ve size kendimi ispatlayacağım. Sadece sizden samimi bir şans istiyorum. Bu ev gerçekten size veremediğim yuvanız olsun. Ben de senin baban olmak istiyorum Fatih. Biliyorum. Biliyorum. Bana güvenmiyorsun. Kafanda bin tane tilki dolaşıyor. Çünkü böyle olmasını ben sana öğrettim. Bak. Şimdi hepsini unut. Sadece şunu düşün. Seni içeriden çıkartmadan öldürtebilirdim. Nevini de. Ama bunların hiçbirini yapmadım. Alıp buraya getirdim. Kılınıza bile zarar vermedim. Bir daha asla vermeyeceğim. Şimdi bunun kafasına ne düştü diye düşünüyorsunuz? Vicdanım düştü oğlum. Vicdanım. Öldürdüğümü sandığım vicdanım. O gün seninle konuştuktan sonra bedenimi saran evlat sevgisi. Sen bana vicdanımı verdin. Bir evladım olduğunu hatırladım. Hatalarımla yüzleştim sayende. İşte olan biten bu. Bakın. Sakın beni yanlış anlamayın. Burada esir falan değilsiniz. Özgürsünüz. İstediğiniz zaman çıkıp gidebilirsiniz. İsterseniz de bu evde sonsuza kadar yaşarsınız. Gelme derseniz gelmem. Ama kapınızı açarsanız da seve seve gelirim. Evi böyle şehirden uzak bir yerde seçmemin tek nedeni sizi korumak. Fatih'in dışarıda olması tehlikeli. Polis, hele Ömer seni hiç rahat bırakmayacak. Senin için de aynı şey geçerli Nevin. Fatih'in geçmişte karıştığı bir sürü olay var. Ben şimdi onlara ulaşmasınlar diye bütün gücümü kullanıyorum ama bu Ömer çok cevval çıktı. Bir yerden bir açık bulursa Fatih'in yıllarca hapiste çürümesine neden olabilir. Bunu ikiniz de istemezsiniz değil mi? Hele ben hiç istemem. Hiç. Neyse. Ben sizi ana oğul baş başa bırakayım. Ne zamandır ayrısınız. Mutlaka konuşacaklarınız vardır. Dışarıda adam bırakmayacağım. Malum bana güvenmiyorsunuz. Şoförümü alıp gideceğim. Bir şey lazım olursa ararsınız. Ha bir de oğlum, yarın seninle balığa çıkmak istiyorum eğer sen kabul edersen. Küçükken seni birkaç kere götürmüştüm, hatırlarsın belki. Beraber baba oğul bir zaman geçirelim, ister misin? Neyse, sen düşün.
Dediğim gibi bir şeye ihtiyacınız olursa ararsınız. Adamları çevreye iyice yerleştir. İçeridekilere sakın görünmesinler. Etrafta kuş uçmayacak, anlaşıldı mı? Fatih ile anası kaçmaya kalkarlarsa onları bodruma kilitleyin. Aman diyeyim ha. Sakın Fatih'e kimse ateş açmasın. O bana kanlı canlı lazım. Anlaşıldı. Siz hiç endişelenmeyin Tayyar Bey, sorun çıkmayacak. Naciye hatırla, önlemini al Nevzat. Şakam yok, bilirsin. Eve gidiyoruz. Doktorcuğum, sana güzel haberlerim var. Dönerimiz evine yerleşti. Ufaktan hazırlıklara başlayabilirsin. Gitmeyelim. Yine yalan mı söylemiştir? Adamları mı vardır? Belki vardır, belki yoktur. Tayyar'ın neyi nasıl düşünüp nasıl planladığını bilemeyecek kadar onunla yaşadım. Ama şimdi gidersem hiçbir zaman bilemeyeceğim. Neyi? Anne, sence bu söylediklerinde samimi miydi? Ona inanma oğlum. Beni de zorladı oradan çıkayım diye. Polisine yalan söyledim. Kendi isteğimle ayrılıyorum dedim. Ona son bir şans vereceğim anne. En azından aklında ne var onu öğrenmek için. Annem gitti. Taner gitti. Bir tek bu bebek kalmıştı elimde Elif. Onun için güçlü olmaya çalışıyordum. Artık o da yok. Öyle deme. Can var. Senin bir evladın var. Bir umudun var. Can, artık annelik yapamıyorum Elif. İyice uzaklaştık biz. Çocuk benim yanımda daha mutsuz. Bu senin kendi takıntın. Hiçbir çocuk annesinin yanında mutsuz değildir. Toparlarsınız. Hem Nülüfer var. Yani hayatının en kötü zamanını yaşıyor. Bütün umutlarını kaybetti. Sonra ben varım. Her şeyi mahvettim. Bize yol göstermene ihtiyacımız var. Benim bu kafayla kime faydam olabilir ki Elif? Ben olmasam daha mutlu olursunuz. Sakın böyle saçma şeyler söyleme. Sen özgür ruhlusun. Kendine güvenlisin. Bu bir karakter göstergesidir. Sen de öylesin. Korkma. Kendime bir şey yapmayacağım. Pencereleri de tırmanmayacağım.
Ayrıca sen hiçbir şeyi mahvetmedin, tamam mı? Babam öldüğünden beri deli gibi çırpınıyorsun Elif. Bir de bana bak, ben hiçbir şey yapmadım. En zor zamanında yanında olamadım. Seni kıskandım, bazen küçümsedim. Böyle abla mı olur Elif? Biz kardeşiz. Yani böyle şeyler kardeş olmanın tuzu biberi yoksa çok sıkıcı olurdu, değil mi? Öyle mi? Öyle. Eğer bebeğimi kaybettimse bütün suç benim, tamam mı? Başımıza gelen hiçbir şey için kendini suçlamam. Herkes kendi hak ettiğini yaşıyor çünkü. İyi ki varsın. Geliyor Sami amir. Beyimiz evde yok. Benim anında buraya damlayacağımı bildiği için Metin'i başka bir yere götürdü. Buraya gelmemizi sen istedin oğlum. Ne yapacağız şimdi? Bir bilene soracağız. Ömer. Ya Devrem. Ya kardeşim yapma şunu, gözünü seveyim, sakin ol. Ömer. Bir şey sormayı unutmuşuz da. Pardon. Pınar Hanım'la görüşecektim. Pınar Hanım rahatsız. Misafir kabul etmiyor. Hala mı rahatsız? Bak kendisi için şimdi baya baya endişelenmeye başladım. Pınar Hanım kimseyle görüşmek istemiyor bu ara. Endişelenecek bir durum değil yani. Benimle görüşmek isteyecektir. Ben onun arkadaşıyım. Ömer Demir. Geldiğimi söyleyin. O gelmeden de buradan ayrılmayacağım. Sen de biliyordun değil mi? Evet. Vallahi bravo. Çok fenaymışsınız. Sizden iyi ajan olurmuş. Sen de var ya, o konuşursun. Yani ajan olsan istihbarat kalmazdı. Doğru. Yani düşünsenize, adamlar bana bir kod verse ben onlara eve gidene kadar dünyaya ilan ederdim. İyi ki böylesin. İyi ki varsın. Biz çok korktuk Elif'le sana bir şey olacak diye. Hadi itiraf edin. Kendime bir şey yapacağım diye çok korktunuz, değil mi? Günaydın güzel deniz kadınları. Günaydın mı? Londra'da değil, Türkiye'de yaşıyoruz Mert. Tünaydın diyecektin herhalde. Yüksek gerilim hattından çıkalım bence Nilo. Okul bile dağılaydı. Hadi. Tamam. O zaman biz kaçtık. Of benim güzel ablalarım. Canım. Görüşürüz. Ciao. Çok uzun zamandır onu bu kadar mutlu görmemiştim. Vallahi bu Mert kılın teki ama iyi geliyor Nilüfer.
Mert, ben dün akşam sana çok ters davrandım. Özür dilerim. Rahat değil ben İlo. Sen de haklısın. Zor durumlar yani. Okuldan sonra sinemaya gidelim mi? Korku filmi varmış, süpermiş. Gerçi sen sevmezsin böyle filmleri ama. Olur, gidelim. Ciddi misin? Evet, gayet ciddiyim. Hatta benim bugün çok önemli bir dersim de yok. İstersen okula asıp gidelim. Zaten şimdiden burnuma patlamış mısır kokuları gelmeye başladı bile. Vallahi benim de kahvaltı da etmedim zaten. Bir büyük kutuyu garanti indiririm ha. O zaman biz onu iki yapalım. Süperiz kızım ya. Allah, ne güzel bir sabah oldu. Sabah deme. Bak öğlen oldu, öğlen. Ne arıyorsun? Madem artık hamile değilim, şu kafa ilaçlarını alayım diyorum. Sonra bana geldiler mi fena geliyorlar, bir de benimle uğraşma. Sen ilaçlarına pek de ara vermedin. Yani bebek gittiğinden beri alıyorsun. Meyve suyuyla içirdiniz değil mi bana? Ben de hamileyim diye vitamin içiyorum sanıyordum. Öyle oldu. Bak sen entrikacıya. Asıl senin iyiliğin... Tamam hayatım, biliyorum. İyi yapmışsın. Sana bir şey soracağım. Sor bakalım. Sen bebeğin alındığı zamanı, yani annem hayattayken neler olduğunu hatırlıyor musun? İşte bundan bahsediyorum. Ailemizi yakından tanıyalım belgeseli. Az sonra. Ama eğer Zehir'in Sultan'ı birazcık tanıyorsam, hem benim tedavim yarım kalmasın diye, hem de Taner'den bir bebeğim olmasın diye yapmıştır bunu. İyiydi, hoştu ama biraz kontrolcüydü, bilirsin. Tamam anacığım, merak etme, yormuyorum kendimi. Ya tamam, Elif'leri evden arar söylerim. Tamam sen merak etme anacığım. Hadi kapatmam lazım şimdi, öpüyorum. Elif Hanım, Ömer Bey arıyor. Ah, teşekkürler Hülya. Ömer, iyisin değil mi? İyiyim sinyorina. Ya telefonunu bizim evde unutmuşsun da, anacığım arayıp duruyor haber ver diye. Farkındayım ama fırsatım olmadı gidip almaya. Sen merak etme, ben sana bir şekilde ulaştırırım. Sen şimdi boş ver telefonu da, seni düşünüyordum. Neredesin, ne yapıyorsun? Sen benim aklımdan hiç çıkmıyorsun ki sinyorina. İyiyim, merak etme. İyiyim. Müsait misin? Seninle konuşmaya çok ihtiyacım var. Maalesef değilim sevgilim. Ama şunu söyleyeyim. Fatih serbest bırakıldı. Ne? Sinyorina. Şikayetini geri çekince ne bekliyordun? Ya iyi de... Yani çok çabuk değil mi? Daha duruşmaya bir ay var.
Öyle ama prosedür hızlandırılmış. Fatih Bey tutuksuz yargılanacak. Nasıl olur böyle bir şey ya? Aslında düşününce şaşmamak lazım. Hakimin elinde Fatih'in aleyhinde hiçbir şey yoktu. Adamın sicili tertemiz. Ne bir delil, ne bir tanık, ne de bir suçüstü. Hep siz de şikayetinizi geri çekince, yani adamı suçlayacak hiçbir şey kalmadı. Bir tek yurt dışına çıkış yasağı koymuş hakim. İnanmıyorum ya. Ya Elif'im, ben sana kararını iyi düşün dedim. Ama beni dinlemedin. O yüzden uykusuz gecelere, Fatih Bey'le yeni sıkıntılar hazır mısın? Elif'im kapatmam lazım, ben seni sonra ararım. Tamam mı? Merak etme ama ben iyiyim. Ömer, Tayyar gelmeden git buradan lütfen. Kurduğum bu yalan dünyada mutlusun diye sana şimdiye kadar bulaşmadım. Ama Tayyar Dündar bugün en önemli iki tanımı benden kaçırdı. Bak, eğer otayı sana çevirip annenle senin huzurunu bozmamı istemiyorsan bana yardım edeceksin. Tayyar Dündar Metin'in annesini nereye götürdü? Metin kim? Ben tanımıyorum öyle birini. Fatih dersen belki aklına gelir. Fatih diye birini de bilmiyorum. Gerçekten Ömer, kim onlar? O zaman bana Tayyar Dündar'ın gizli mekanlarını söyle. İstersen kendisine sor, o daha iyi bilir. Merhaba Ömer Efendi. Hadi Nilüfer, aç şu telefonu ya. Bir aç şu telefonu. Mert Kekomen'i de cevap vermiyor. Kesin bir şey oldu. Kesin bir şey oldu. Dur, tamam. Sakin ol. Kesin ikisinin de şarjı bitmiştir, korkma. Umarım öyledir. Arzu, abi ya, biz de bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Tabii, buyurun. Hadi, bir şey mi istediniz? Evet, seni. Yanlış bir şey mi yaptın? Evet, çok. Ne oldu ya? Yine neyi yanlış yaptım Eylül? Bana aşık ol. Geçmiş olsun. Kurşunlar üçer beşer üzerine yağmış. Senin için durumu çok kötü. Kefeni yırtamayabilir dediler ama maşallah iyi görünüyorsun. Maalesef istediğin olmadı Tayyar Dündar. Bak hala tependeyim. Aşk olsun. Ben ki insan hayatıyla ilgili bir iş yapıyorum. En kutsal şey insan hayatıdır benim gözümde. Herkes saatli olsun diye gece gündüz çabalarken senin kötü olmanı neden isteyeyim ki? Bırak şimdi gevezeli. Fatih nerede? Cezaevinde değil mi? Hayır. Ne hikmetse bir yandan nöbetçi mahkemeye çıkartılıp tutuksuz yargılanmasına karar verilmiş. Ya, görüyor musun bak? Gene beni zan altında bırakacaksınız. Ama ziyanı yok. Olsun. Devamlı kapıma dayanmana alıştım. Bak, kızmıyorum bile artık sana. Fatih yok. Annesi de oğlum kurtuldu sanıp sırra kadem basmış. Ama sen ikisinin nerede olduğunu gayet iyi biliyorsun değil mi? Söylesene Tayyar Dündar. Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Ben ne bileyim Fatih'le annesi nerede? O şizofren sanrılarını benle değil, senle paylaşmayı seviyor.
Sen de benimle paylaşsana. Ha? Sen de benimle paylaşsana. Sana. Ömer kardeşim tamam. Bırakın. Alsın hırsını. Bak da yardım ver. Eğer Fatih ile annesinin kılına zarar verirsen bu dünyayı sana dar ederim. Bunu aklına sok. Ayrıca da dünya senin bildiğin kadar büyük bir yer değil. Onları nereye tıktıysam bulacağım. Daha önce nasıl bulduysam. Haberin olsun. Seni içeri tıkmadan rahat durmayacağım. Neredesin Ali? Mesaideyim, ne oldu yine? Sana ihtiyacım var. Bak, hatta nasıl halledersin, nasıl ikna edersin bilmem ama bu işe Hüseyin'i de dahil etmen gerek. Ya şu Ömer'i alın başımdan artık ya. Herif zebellak gibi tepemde. Ulan benim derdim zaten bana yetiyor. Bir de bu itle uğraşıyorum. Bak Ali, sabrım taştı ona göre. Daha ne yapacağız Ömer'e? Herif dokuz canlı, cin gibi. Hem Hüseyin'e söylersem yine kıyameti koparacak. Yine harp çıkacak aranızda. Ben bir şey düşündüm. Ne var aklında? Aklımdaki bir taşla iki kuş vurmak. Ömer başka bir şeyle meşgul olacak. Ben hem ondan kurtulacağım, hem de hıncımı alacağım. Ne olacak ki Ömer'in meşguliyeti? Ali, sen birbirine kenetlenmiş çıtaları bilir misin? Demetken çok sağlamdırlar, kıramazsın. Ama yalnız başına kaldıklarında çat diye kırarsın, elinde kalır. Hadi biz de kıralım artık şu direnci de benim de içim soğusun. Elif diyorum Ali, Elif. Elif'le meşgul olalım. Biz de, Ömer de. Sofra tamam. Parmesan var değil mi? Elif. Bir şey dedim. Boşuna meraklanma. Mert yanında onun. Hem bak bizim kıza o kadar aşık ki o. Onun için karate bile yapar. Hem bak ikisinin de cebi kapalı. Sadece Nilü'nün değil. Yani bunlar ya dersler ya da sinemaya falan gittiler. Tasalanma. Şunu sen karıştırsana ben açayım. Belki Ömer'dir. Ömer haber var mı? Buldun mu Nilüfer'i? Arda'yla okuluna gittik. Okula hiç gitmemişler. Bir arkadaşlar aramış. Ona da sinemaya gideceklerini söylemişler. Şükürler olsun. Dışarıda kaldın. Gelsene içeri. Bak ben sana demedim mi? Bingo. Ben size bir şey söyleyeyim mi? O Mert'in Nilüfer'le biraz daha yalnız kalmak için onu arka arkaya iki filme sokmadıysa benim de adım Aslı değil. Aslı sos. Ay ben onu unuttum. Ay Elif yemek yapmak kim? Ben kim? Ya Aslı ne yaptın? Yanıyor şimdi o. Bir gidip bakar mısın lütfen? Bakmam. Çünkü kapattım. Kıyamam. Hemen de inanıyorsun. Aslı iyi numaraydı. Ha çok komik. Aman neyse ben çok sıkıldım. Geri kalan işleri de sen halledersin. Görüşürüz Kolombo. Bayağı neşeli görünüyor. Öyle olmaya çalışıyor diyelim. Niye? Çünkü bugün kalbi çok kırıldı. Ona hamile olmadığını söyledim.
Neden Allah'ım? İyi misin? Aslı'ya kafam takıldı. Bir atlatsa. Geçecek, merak etme. Zamana ihtiyacı var. Gerçek zor da olsa gerçektir. Beni şaşırttın komiser. Niye? Sevgilimizi öpemeyecek miyiz? Yani benim yüzümden Metin'i elinden kaçırdın ya. Önce bir hesap sorarsın diye düşünmüştüm. Sonra yine benim yüzümden kaza yaptık. Hastanede vakit geçirdik. İşlerin aksadı. Bir karar verdik ya sinyorina. Ne kararı verdik pardon? İş başka, aşk başka. Ben komiser Ömer ceketimi kapıda bıraktım da buraya geldim. Şu anda sevgilin Ömer olarak karşında duruyorum. Oo. Şimdi bünyeni zorlamasın bu durum? Zorlamaz, merak etme. Sağlamımdır. Ah. Acıdı mı, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Sen de şu hemşire gömleğini bir çıkarsan her şey çok daha güzel olacak. Hemşire Elif'i sevmedin mi? Ben senin her halini seviyorum. En çok da bu masum. Gerçek hali. Arda komiserim. Oğlum bak sakın mukuat var deme. Randevum var lan, gideceğim. Yok komiserim, bunu Pelin komisere verir misiniz diyecektim. Geçen gelmişti bu zarf. O ara açığa alındı falan derken arada kaynadı, unutmuşum. Ne ki bu? Vallahi mahkeme tebligatı falan olabilir. Önemli bir şey sanırım. Yok be oğlum. Bir yere tanık falan yazmışlardır. Neyse veririm ben. Hadi iyi akşamlar. İyi eğlenceler komiserim. Eyvallah. Nerede kaldın ya? Aç oldum burada. Ne var kızım? Gelseydin sen de içeri. Hayret bir şey yani. Yasaklanmadı ya. Alt tarafı açığa alındın yani. Gelmem ben oraya. Sebep? Ya kim bilir neler söylüyorlardır hakkımda. Sahi... Neler söylüyorlar? Yani herkes muhbir olduğumu mu düşünüyor? Saçmalama kızım ya. Ne diyecekler? Millet gülüyor desem yeridir. Ya fırsat bu fırsat, yatsın dinlensin diyorlar. Ne diyecekler? Hüseyin abi yerinde mi? Ya böyle dışarıda buluşuyoruz diye falan olay olmasın. Ya sonra Arda'yı da kullanıyor derler, kızmasın sana. Yuh Pelin ya, hakikaten yuh ya. İyice paranoyaya bağladın. Sabah bıraktığımda ben senin gayet normaldin. Kim oynadı bakayım senin ayarlarında? Benim yerimde sen olsaydın bakalım nasıl olurdun? Tamam tamam, küsme. Ha bu arada bu sana gelmiş ya, Halit verdi. Bir davaya falan herhalde tanık yazdılarsa seni. Ne davası ya? Neymiş? Ne miymiş? Yuva yıkmakla, bir ailenin huzurunu yok etmekle suçlandığım dava tebligatı. Allah Allah. Kim suçluyormuş seni öyle? Karın Çiğdem. Bana dava açmış. Aşkınızın katili olarak ben suçlanıyorum. Boşanma sebebiniz benmişim. Sizin dava dosyasına ek olarak bana dava açmış.